Hani derler ya, bir musibet bin nasihattan daha ziyade tesir eder. Evet, biz Filistin hadisesiyle Avrupa'nın asıl olan ikinci yüzünü de gördük. Ne demek istediğimi biraz sonra izah edeceğim. Bir gün bir sahabi başka bir sahabi hakkında Hazreti Ömer'e güzel vasıflardan bahsediyor. Hazreti Ömer aynen şunu diyor ona: "Muhtemelen sen onu namaz kılarken görmüşsündür. Sen onunla ticaret yaptın mı? Onunla komşuluk yaptın mı? Onunla seyahat ettin mi?" Evet arkadaşlar, insanın hakiki fıtratının, hakiki yüzünün ortaya çıkması bazı hadiselerle oluyor. Bakınız, yıllardır bize Avrupa medeniyetin beşiğidir. Avrupa'daki medeniyet kesinlikle bizde yoktur. Herhangi bir araştırma mı yapılacak? Avrupa ve Avrupa medeniyeti önümüze hedef olarak konuluyordu. Oraya gidip gelenler bize Avrupa'nın ulaşılmaz bir medeni seviyeye ulaştığını söylüyorlardı. Evet, Avrupa sureten medeniydi ve kendisini bize medeni olarak gösteriyordu. Fakat Filistin hadisesi Avrupa'nın hakikat noktasında medeni olmayan yüzünü bize göstermiş oldu. Bakınız değerli kardeşlerim, hangi medeniyet çocukların öldürülmesine müsaade eder? Hangi medeniyet kadınların öldürülmesine göz yumar? Hangi medeniyet içinde hastaların olduğu bir hastaneyi bombalamayı medeniyet diye lanse eder? Evet, bu hadise bize gösterdi ki bize hedef olarak gösterilen Avrupa medeniyeti deni bir medeniyettir. Alçak bir medeniyettir. Sureten medeni ama arka planında vahşet yatıyor. Bakın, Bediüzzaman Hazretleri Sözler adlı mecmuasında şöyle der: Avrupa medeniyetinin, burada bir parantez açalım, Avrupa medeniyetinden kastettiğimiz materyalist felsefeyi merkeze alan medeniyetten bahsediyoruz. Bu medeniyetin, yani Avrupa medeniyetinin dayandığı nokta kuvvettir. Yani kim kuvvetliyse hüküm onun elindedir diyor. Ama bakın, Kur'an'ın bize sunduğu medeniyet noktayı istinadı kuvvete bedel haktır diyor. Yani hak kimin elindeyse hüküm onundur. Ve biz mesela şu anda Filistin'deki kardeşlerimize sahip çıkıyoruz. Sebebi ne? Çünkü mazlumlar. Çünkü onlar haklılar. Aynı şekilde Ukrayna'daki Hristiyanlara da biz sahip çıktık. Tutup da kuvvetli olan Rusya'nın tarafında olmadık. Dolayısıyla Kur'an medeniyeti diyor ki hak kimin elindeyse hüküm onun olması gerekir diyor. Avrupa medeniyetinin hayattaki gayesi menfaattir. Yani menfaatin neyse sen oradasın diyor. Ama Kur'an medeniyeti menfaat yerine rızayı ilahi hayatın hedefine koyar. Yine aynı şekilde Avrupa medeniyeti hayatta bir düstur koymuş. Nedir bu düstur? Diyor ki hayat bir cidaldir. Yani bir çarpışmaktır. Hayat bir mücadeledir. Bu mücadelede kim kazandıysa hayatta kalma şansı onundur diyor. Kur'an medeniyeti diyor ki hayattaki en büyük düsturunuz teavündür. Yani yardımlaşmaktır. Bakınız, bununla ilgili onlarca ayet ve hadisler var. Peygamberimiz buyuruyor: "Komşun açsa ve sen evinde tok olarak yatıyorsan sen bizden değilsin." diyor. Bakın, Kur'an zekatı emrediyor. Kazandığın malın 40'ta biri senin değil, o fakirin hakkıdır diyor. Sadakayı emrediyor. Dolayısıyla biz aslında Avrupa medeniyetinin hakiki yüzünü Filistin hadisesiyle görmüş olduk. Onun için biz Müslümanlara düşen uyanmaktır ve Kur'an medeniyetine sarılmaktır. Bakın, sözlerimi şu 1927 senesinde Avrupa'da toplanan bir hukuk kongresinde, orada George Bernard Shaw'un bir beyanıyla bitiriyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında uzun bir beyanatta bulunuyor ama küçük bir yeri size aynen okuyorum. Diyor ki: "Ben itikad ediyorum ki Muhammed'in misli Aleyhisselatü Vesselam, yani siretinde, tarzında bir adam, yani Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakında bir adam şimdiki yeni aleme reis olsa, hükmetse, bu yeni alemin müşkülatını halledip bu yeni karma karışık alemde
müsalemeti umumiyeye ve saadeti hayatın husulüne sebep olacak. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakından birisi şu an gelse bu toplumun içerisindeki karma karışıklığı tamamen ortadan kaldıracak. Evet, bu yeni alemin müsalemet ve saadeti hayatiye, yani barışa ve hayatın saadetine ne kadar şiddet ihtiyacı var olduğunu herkes anlar. Bernard Shaw 1927 senesinde Peygamberimizin ahlakından birisinin umumi barışa sebep olacağını söylüyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 1400 sene evvel aramızdan ayrıldı. Fakat biz Müslümanlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını yaşatmakla mükellefiz. Onun için bakın, kendimiz için değil, umumi barış için, insanların saadeti için, Avrupa medeniyetinin şu anda yaptığı zulümlerin ortadan kalkması için Kur'an'a dört elle sarılıp Peygamberimizin ahlakını yaşatmakla mükellefiz.